Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Psikolojik Danışmanı ve Rehberlik Öğretmeni Zeynal Polat, eğitim sisteminde atama usulleri ve eğitim sisteminde yapılması gereken yenilikler ile ilgili konuştu. Zaman zaman bununla karşılaşıyoruz. Zaman zaman özellikle... PDR öğretmeni Polat, atamalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuatın gerekliliklerinin yapılmadığını, aksine sınav ve mülakat arasında puanlama anlamında uçurumlar olduğunu aktardı. Zaman zaman Adıyaman'da liyakata önem veriliyor mu? Bu son yılların aslında önemli sorunlarından biri. Zaman zaman bununla karşılaşıyoruz. Zaman zaman özellikle idareci atamalarındaki atama yöntemleri, atama usulleri, bunlar zaman zaman tartışılıyor. Evet, biz de zaman zaman duyuyoruz, kendimiz de görüyoruz. Gerçekten hani o bir insanı direkt liyakatsız demek doğru bir yaklaşım değil. Ama söz mülakat puanlarıyla sıralamalarını değişildiğini görmekteyiz. Şunu görüyoruz, bir ildeki bütün okul idarecilerinin çoğunun, büyük bir kesiminin aynı sendikada olması tesadüf değildir. Geçenlerde, bakın, bakanlığımızın geçen yıl bir genelgesi vardı. İdareci atamalarında verilecek mülakat puanı sınav puanından çok fazla düşük olmamalı. Ama geçen bir üyemiz sınavda 71 almıştı, mülakatta kendisine 58 verilmiş. Bununla karşılaştığınızda bakanlığın genelgesine rağmen, bununla karşılaştığınızda sizin aklınıza ne gelir? Evet, zaman zaman liyakatsız ya da liyakatsız demeyelim, liyakatsız hoş bir kavram değil. Zaman zaman gerçekten idare etmek, idarecilik yapmak bir sanattır. Bu sanatı gerçekten yapabilecek, hak edecek kim gelirse gelsin biz de destekleriz. Ama siz atama, yöneticilik atama esaslarını objektif kriterlere göre yaparsınız. Sınav puanının oranını yüksek tutarsınız. Mülakatın etkileme oranı düşüktür. Ve mülakatta bence herkes objektif olmalıdır. Şimdi mülakattan kastınız sorulan soru ve cevaptır. Şimdi komisyon cevabı neye göre değerlendiriyor? Bunların hepsinin aslında biraz daha şeffaf yapılması lazım. Biz de zaman zaman dediğiniz gibi o soruları duyuyoruz. Çok da inanmak istemiyoruz. Polat ayrıca eğitim sisteminde yapısal sorunlar yerine lokal çözümler üreterek sorunların tam çözülemediğini, bu sebepten ötürü eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini vurguladı. Kesimin, bütün kesimlerin ilgilendiren en büyük sorunlardan biridir. Biz yıllardır eğitim sen olarak hep şunu söylüyoruz. Eğitim, demokratik, layık, bilimsel, nitelikli ve ana dilinde eğitim yapılmalıdır. Yıllardır hep bunu savunuyoruz. Ve bunun için de mücadele etmeye devam ediyoruz. Biz eğitimin yapısal sorunlarını çözülmeden, lokal çözümlerle bir bütün olarak sorunların çözüleceğine inanmıyoruz. Onun için eğitimin yapısal sorunları tartışılırken de eğitimin bütün kesimlerinin, herkesin fikrinin objektif alınarak yeniden bir eğitim sistemi ya da bir eğitim politikası belirlenmelidir. Bu ülkede yaklaşık 18 milyon öğrenci baktığınızda bir bütün olarak toplumun bütün kesimini ilgilendiriyor. Ama bütün bu kesimleri ilgilendirirken eğitimle ilgili gerçekten bir bütün olarak ciddi anlamda çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bakın 4+4 eğitim sistemiyle birlikte bu sene ciddi anlamda ilkokullarda mezun olup LGS sınavına giren öğrenci sayısı arttı. Biz yıllar önce de dile getirdik. Bakın eğitimi tartışacaksanız, eğitimi konuşacaksanız eğitimin bütün bileşenleriyle oturup konuşmak lazım.